Efendim merhaba. Yeni bir yılla birlikte yeni bir programa başlıyoruz. Mercek adını verdiğimiz programımızda her pazar gecesi saat 21'de sizlerle birlikteyiz. Bu programda değerli konuklarım Sayın Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi ve Sayın Doktor Emre Polat'la birlikte olacağız her hafta. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Efendim yeni bir program dedik, yeni bir yıl dedik. Bu programa başlarken benim de aslında yeni öğrendiğim bir bilgi, bir iddia ama çok hoşuma gittiği için değerli konuklarımla da paylaşayım istedim. Belki bilgileri vardır. Türkiye'nin yaşayan en değerli Sümerolog bilim adamı Muazzez İlmiyeçi Hoca'nın bir ortaya attığı bir bilgi var. Nardugan. Şimdi yeni yıl dediğimiz zaman mesela Noel ağacının biz batıdan geldiğini düşünürüz. Ama Muazzez Hoca diyor ki bulgularına dayanarak bir akçam ağacı var Orta Asya'da. Ve tek tanrılı dinlerden önce Türklerin inanışlarında bu akçam bir hayat ağacı olarak tasvir ediliyor. Ve 22 Aralık'ta günün geceyle muazzam bir savaşa girdiği, bunun neticesinde gündüzün geceye karşı ya da aydınlığın karanlığa karşı tekrardan bir savaş kazandı ve bunu bahşeden Tanrı'ya minnetin dile getirilmesi amacıyla o dönemde insanlar bu akçam ağacının altına çeşitli hediyeler koyuyorlar. Ve bu ağacı süslüyorlar bir şekilde. Ve tıpkı bugünkü bayramlar gibi yine iddiaya göre büyüklerinin ellerini öpmeye gidiyorlar. Aile fertleri bir araya geliyor ve bu şekilde bir kutlama yapıyorlar ve böylelikle o yılın çok daha iyi geçeceğine inanılıyor. Peki Batı nereden alıyor bu adeti diye sorulduğunda da şöyle bir cevap geliyor. Hunların Avrupa'ya istilası sırasında bir şekilde bir kültür alışverişiyle Batı'ya geçiyor. Ama bir farkla 22 Ağustos'ta Nardugan Bayramı olarak kutluyorlar bunu Orta Asya Türkleri. Nar ateş ve güneş. Dugansa doğanın etimolojisi yani Dugan, Tugan ve Doğan anlamında benim çok hoşuma gitti. Yeni duyduğum bir bilgiydi. Bunu paylaşmak istedim bu iddiayı ve dolayısıyla da bu ilk program vesilesiyle geçmiş Nardugan'ınızı da kutlayalım sevgili seyirciler demek ihtiyacı hissettim. Efendim tekrar hoş geldiniz programımıza. Ama dilerseniz şöyle bir ekleme yapalım. Tabii Murat buyurun. Bey. Şimdi aslında Türklerde eski şaman geleneklerinde o ağaçlara hani bir şeyler asma, bağlama olayı vardır. Hatta bugüne bile yansıyan birçok hani batıl dediğimiz inanış oradan gelir ama Batı da bunu bir farkla, önemli bir farkla daha almış. Orada ağaç muhafaza edilerek, hani bu yapılırken şimdi bu ağaçlar kökten kesilerek biraz da evlere geliyor. Ben yıllar boyunca plastiğe karşı çıktım ama neyse ki plastik sayesinde hiç olmazsa şimdi o ağaçların plastiklerini piyasaya sürüyorlar. İnsanlar ormanları katletmiyor hiç olmazsa diyoruz. Efendim eğer sizler de uygun görürseniz bugün yılın ilk programı olması ve henüz çok sıcak bir şekilde 2011'i geride bırakmamız dolayısıyla birkaç başlık üzerinde konuşalım. Yani 2011'de neler oldu? Birçok şey oldu kuşkusuz da 2012'ye bunlar ne şekilde yansıyacak, yansıması olacak olanlardan bahsederek. Önce isterseniz sözde Arap Baharı, bir sözde bahar. Ve gayet iyi biliyoruz ki Türkiye'nin bu konudaki çok enteresan bir yaklaşımı oldu. Daha öncesinde bu mesele gündeme geldiğinde aşağı yukarı 2011 yılının başlarıydı. Türkiye'de yönetimin birinci ağzından şu açıklama geldi. Şimdi bize basın mensupları soruyor, çok enteresan. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle bir saçmalık olur mu yahu? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO mensubu olan ülkelerden birine herhangi bir müdahale yapılması halinde böyle bir şey gündeme getirilebilir. Bunun dışında Libya'ya nasıl müdahale edilebilir? Bakın, Türkiye olarak biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. Zaten bu konuşma yapıldıktan sonra böyle bir şey artık konuşulmadı, düşünülmedi. Çok kısa bir süre içerisinde bizzat Türkiye'nin eliyle devreye sokuldu. Hatta öyle oldu ki Türkiye bunun için İzmir'i açtı komuta merkezi olarak. Türkiye bunun için yakıt ikmali yapacak kadar geniş bir şekilde bu vizeyi vermek durumunda kaldı. Aşağı yukarı İki dönemdir
icranın başında olan bir hükümet bunu kestiremedi de mi böyle bir yanlış adım attı, yoksa Türkiye bu kadar bir açmazın mı içinde bir yerlerden bir ifade geliyor ve geçmişte tersi söylense bile bir takım şeyler yapılmak zorunda kalınıyor. İsterseniz Emre Bey sizden başlayalım. Evet. Ben de öncelikle yeni yılın bu ilk programının hayırlı olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Tabii ifadeleri okudunuz ve hani bu ifadeler kime ait? Onu ben dilerseniz söyleme şeyi bana düşmüş olsun. Ve aslında o ifadelerin de ardında yanılmıyorsam 3 ya da 4 gün ve en fazla bir hafta sonra tam tersini yapmak durumunda kaldı Başbakan Erdoğan. Böyle başlamış oldu. Bu tabii işin şu boyutu gerçekten üzüntü verici. Bir hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanının en azından hani sözünün hani derler ya daha kurumadan diye 3 günde değişmemesi veya hani 180 derece değişmemesi gerekiyor. Bir kere bunu çok daha geniş bir fotoğraftan, geniş bir perspektiften baktığımız zaman ülkeyi yöneten insanların firasetiyle de doğru orantılı bir bakış açısı olacaktır. Hani vatandaşımız şunu merak ediyor. Hani hadi biz bu hataları yapabiliriz. Bugün bir şeyi öngöremeden söyleriz ama ülkeyi idare eden insanların bugün söylediklerinin tam tersi 3 gün sonra yapılıyorsa ne oluyoruz diye yani sorgulama ihtiyacı hissedenler. Şimdi bakın Libya olayı gerçekten Türkiye açısından sizin de ifade ettiğiniz üzere bir sürecin başlangıcı, daha doğrusu sürecin bir noktasını teşkil ediyor. Ve bu süreç devam ediyor. Şimdi 2011'in işte Ocak ayının sonlarında Tunus'ta bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayıp ardından Mısır'a sıçrayan, sonrasında Libya ve şimdi Suriye ile devam ettirmek istenen ve bölgemizi çok yakından ilgilendiren çok tehlikeli bir süreçten bahsediyoruz. Ve burada bakın yine bir ben de bir sahneyi hatırlatmak istiyorum. Mısır, Tahrir Meydanı, işte tırnak içinde Arap Baharı diye iddia edilen bu sürecin çok simge meydanlarından, simge algılarından bir tanesi haline geldi. Ve Tahrir Meydanı'nda binlerce insanın toplandığı bir sırada, yanılmıyorsam salı günüydü. Çünkü başbakanın grup toplantısı salı günleri oluyor. Salı günü Başbakan Erdoğan grup toplantısı Tahrir Meydanı'ndaki o binlerce insana El Cezire marifetiyle canlı olarak aktarıldı. O sahneyi tüm milletimiz hatırlıyordur. Bu arada Başbakan Erdoğan mübareke seslendi. Özgürlükten bahsetti. Mübareke ölümü hatırlattı. Yani orada oraya toplanan binlerce insanın ve oraya bağlayan El Cezire'nin ayakta alkışlayacağı bir konuşma yaptı. Bunu neden hatırlattım? Bakın öyle bir süreçten geçiyoruz ki hani 2012 dünyasında bazı olayların hani sağlamasını yapmak için uzunca yıllar beklemeye gerek kalmıyor. Bakın Mısır'da Şubat'ta bu olaylar oldu ve bugün biz Aralık'tayız. Kasım'da Aralık'ta Mısır'da mübarek gitti. Bütün o hani suçlanan yönetimin tamamı gitti. Evet. Peki şu anki Mısır'la o günkü Mısır'ı karşılaştıralım. Yani bugün Mısır'da günde 10 kişi hayatını kaybediyorsa o gün 1 kişi kaybediyor. Mısır'da tam bir kaos hakim. Ve bugün ben hep şunu merak ediyorum. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız, o gün peş peşe açıklamalar yapan bu isimler Mısır'ın bugün içine düştüğü bu durumla ilgili neden tek satır açıklama yapmıyorlar? Bu çok önemli. Bunu benden ziyade milletimizin sorması gerekiyor. Demek ki o bahar Mısır'da bahar değil de kışmış. Mısır'da hazan mevsimini temsil ediyormuş. Şimdi bakın oradan geçiyoruz Libya'ya. Libya'da öyle enteresan bir durum var ki yani işi şu boyutuyla değerlendirmeden olayı doğru analiz edemeyeceğimiz kanaatindeyim. Libya'da yaşanan hadise bugün
birçoğu ifade etse de etmese de ki birçoğu da ifade ediyor. Bir Haçlı Savaşı'dır. Yani bu şekilde bir algı var. Fakat bu ifadede yine başbakanın ağzından sanki olumlanarak kamuoyuna yansıtıldı. Bakın başbakanımız şunu bile söyledi Murat Bey. Haçlı savaşları bir kaynaşmadır dedi. Evet, evet bakın, onu kastediyorum. Hani bu zaten hani yorum dahi yapılamayacak türden bir açıklamadır. Evet. Hani bunun izahı yok. Dünyanın en kanlı ve din üzerine oturmuş bir savaşını, çatışmasını siz kaynaşma diye ifade ederseniz bununla ilgili yorum dahi yapamazsınız. Ve bu süreçte siz 3 gün önce söylediğinizi, NATO'nun ne işi var dediniz ve kalkıp NATO'nun karargah merkezi oldunuz. Ve yine bir sahne, hani milletimiz bunları çok daha iyi hafızasında oturtur diye sahneleri anlatıyorum. Libya'da Haçlı işgali bir şekilde bitti diyelim. Orada hani özel yetiştirilmiş, özel organize edilmiş muhalefet Libya'ya hakim oldu. Kaddafi güçleri yenildi. Solu ilk kim aldı orada? Bizim başbakanımız, Fransa başbakanı ve yanılmıyorsam İngiliz başbakanı. Yani bu adeta hani orada Fransa ve İngiltere'nin ne için bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Yani bakın biz geldik buradayız. Evet. Başbakanımız da onları eleştiriyor. İşte bunlar leş kargaları gibidir gelip de oradaki petrole konacaklar falan filan. Peki sizin ne işiniz vardı orada? Yani tersinden baktığınızda o algı sizin için geçerli değil mi? Burada Türkiye çok ilginç bir pozisyona sürüklendi. Ve daha büyük fotoğrafa baktığımız zaman Condoleezza Rice'ın büyük Orta Doğu projesi diye tabir ettiği 22 ki 24'e de çıkabiliyor İslam ülkesinin sınırlarının değiştirilmesini öngören büyük projeyi görüyoruz. Ve bakın Tunus, Mısır, Libya geliyor. Bakın ismini zikretmediğim üçüncü önem sırasını aldıkları Yemen, Bahreyn gibi ülkeler de var bunun için. Ama burada Suriye çok önemli. Bunlara sıra geliyor. Yani şu an Türkiye böyle bir tezgahın merkezinde yer alıyor ve şunu unutarak o bahsedilen 22 İslam ülkesi içerisinde Türkiye'de var. Bu gerçeğin farkında değiliz. Bugün Suriye'de Türkiye'nin yapmaya çalıştığını anlayabilmek mümkün değil. Ve yani Suriye'de bakın yine bu yıl içinde ilişkilerimiz zirve noktasındaydı. Bu yıl derken geçtiğimiz yılı kastederek söylüyorum. Daha bir yıl öncesinde. Bir yıl öncesinde yani 2011 yılı içerisinde zirve noktasındaydı. Öyle ki Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte Beşar Esad ve eşi tarafından kendi sarayında ağırlandı. Bu çok özel bir ilişki biçimidir. Biz vizeleri kaldırdık ve Bakanlar Kurulu'nu Şam'da toplama kararı alacak kadar dostluğu abarttık diyorum tırnak içinde. Peki ne oldu da 6 ayda bir anda Suriye bir numaralı düşman haline geldi? Yine bir anda 180 derecelik bir çelişik aynen dönüş öyle. Bakın, var değil mi? Aslında Libya olayında gördüğümüzün aynısını Suriye olayında görüyoruz. İşte benim zaten başta sorarken kastettiğim bu. Yani sanki birileri yani sizi ben öyle bir ele geçirmişimdir ki öyle açıklarınızı biliyorumdur ki size hiç olmayacak bir şey yaptırırım. Daha iki saat önce aksini söylemişsinizdir ama öyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız ki benim tarafından teslim olursunuz. Burada bir sanki bir teslimiyet var. Yani böyle söyledik ama hay Allah bunu da öngöremedik. Yapacak başka bir şey yok. Mecburuz bunu yapmaya. Tabii, ne diyorsunuz Sayın Kepekçi? Şimdi burada tabii Sayın Başbakan'ın ilk defa yaptığı bir geri dönüş değil bu. Sayın Başbakan'ın iktidarı döneminde bu tarz hareketlerle çok rastlıyoruz. Yani tabii biz artık alıştığımız bir lider profili var. Alışılan lider profilinde lider bir sene sonra değil, 10 sene sonra değil, 100 sene sonra gören ve ona göre hazırlık yapan insandır. Maalesef Sayın Erdoğan'a baktığımızda daha çok halkın algısına hitap eden bir tarzı var. Yani halkın kabullerine dönük atraksiyonları var. Evet. Yani o günün koşullarında ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor.
Ya da halk ne duymak istiyorsa belki. Evet, halk ne duymak istiyorsa veya hangi söz daha çok prim kazandıracaksa. Yani burada oya dönük, oy almaya dönük, insanları ikna etmeye dönük bir hükümet ediş var. Peki bu ne oluyor? Sayın Başbakan tabii bir cümle sarf ediyor. Hemen arkasından efendim bağlantılı olduğu güçler, kurumlar hemen ikaz ediyor. Sen böyle dedin ama böyle olmayacak, şöyle olacak diyor. Hemen de Sayın Başbakan hiçbir şey olmamış gibi çok rahat viraj alabiliyor. Bunun örnekleri çok. İşte Emre Bey bahsetti. İşte Mısır Meydanı'nda Sayın Başbakan'ın yaptığı konuşma. Ben layık değilim ama seni layıklığı öneriyorum diyor mesela. Evet, kardeşim bu ne turu? Bu ne lahana turşusu? Hayır şimdi gerçi... Madem sen layık değilsin nasıl layıklığı öneriyorsun? Evet. Kısacası orada ne edindi? Malumunuz işte Arap Baharı ile beraber Türkiye modeli Arap ülkelerine tavsiye ediliyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan da bu modelin başbakanı olarak işte oraya git böyle diyorlar, şuraya git böyle diyorlar. Büyük bir teslimiyet içerisinde Sayın Başbakan. Bunu görmek lazım. Libya olayı aslında başlı başına bir olay. Yani böyle bir hadise. Siz kalkacaksınız. NATO uçakları ne iş var Libya'da diyeceksiniz. Üzerinden daha tükürüğünüz kurumadan efendim gideceksiniz. Libya'ya bombardımanda siz katkıda bulunacaksınız. Küçücük bir parantezle katkıda bulunmak istiyorum. Her ne kadar konu başlıklarımız arasında bugün itibariyle yok, mutlaka gündeme gelecektir önümüzdeki haftalarda. Bedelli askerlikle ilgili de benzer bir dönüş izledik. Parası olan var, olmayan var. Böyle bir şey nasıl kabul ederiz dendi ve sonra kabul edildi. Hem de hiç askerlik yapmadan yan gelip yatmanın karşılığı 30 bin olarak açıklandı. Çok yani kısa süre içerisinde mesela, başka dönüş yaşandı. Mesela bu Büyükelçiler olayı yani dönem dönem gene AKP iktidarı döneminde işte bazı devletlerle olan sürtüşmeler, milli menfaatlerimizin aleyhine gelişen olaylar neticesinde Büyükelçilerim çağrıldı. Daha üzerinden zaman geçmeden, belli bir zaman geçmeden hurra baktık Büyükelçinin diğer uçakta geri döndüğüne şahit olduk. Kısacası maalesef demin ifade ettiğim gibi Sayın Başbakan, Sayın Hükümet'in bizim Türk milletinin birikimlerine dönük, devlet politikamıza dönük, köklü, arkasında duracakları bir politikaları maalesef olmamıştır. En büyük ispatı da bu, işte budur yani bahsettiğiniz Arap Baharı'nda yaşananlardır. İşte Arap Baharı hatırlayın Suriye'deki olay mesela. En son vatandaşımızın hafızası da hala tazeliğini koruduğu için Suriye'den örnek verelim. Sayın Başbakan, Suriye Başkanı Sayın Esad ile, Beşar Esad ile çok samimi dostane görüntüler verdi. Türk kamuoyuna, dünya kamuoyuna. Evet. Hatta aile görüşmeleri yaptı. Gitti onun sarayında oturdular, kalktılar. O burada efendim Beşar'ı ağırladı. Efendim, durduk yere efendim sınırlar açıldı. İşte Suriye kapısı açıldı. Evet. Vizeler kaldırıldı. Ne kadar güzel dedik. Allah Allah yani biz İslam ülkesiyle bir İslam ülkesi bu kadar yıldan sonra sınırlar kaldırıldı. Efendime söyleyeyim kapılar açıldı. İki millet aslında tek millettir bunlar. Suriye'nin bayağı Suriye'de Türk nüfusu vardır. Tam ne oldu demedik. Bir baktık ki savaş pozisyonuna düştük Suriye ile beraber. Bunu izah edebilir misiniz Murat Bey Allah aşkına? Bunun izahını yapabilir misiniz? Zaten bunun izahını yapmak mümkün değil. Ayrıca bunun derinlemesine değerlendirmesini, bir yılın değerlendirmesini sığdırmaya çalıştığımız bu ilk programda da yapmak çok mümkün değil. Bunun izahı yapılır. Bunun izahı şöyle yapılır. Bunun izahını diplomatik olarak yapamazsınız. Bunun izahını akılla yapamazsınız. Bunun izahını gönülle yapamazsınız. Bunun bir tek izahı vardır, teslimiyettir. Birileri sizi kontrol ediyordur. Evet. Sağa dön, sağa dön dersiniz. Evet. Sola dön dersiniz. Demin bunun başka izahı yoktur. Yok kardeşim, bunun başka izahı olamaz ya. Ama ben burada, benim üzüldüğüm bizim Türk milleti, ben onu üzülüyorum. Ya kardeşim sen Türk milletlisin, senin şu kadar 5000 yıllık geçmişin var. Sen nasıl bunu göremezsin ya? Değil mi? Sen nasıl seni temsil eden edemeyen göremezsin? Sen nasıl doğruyla yanlış ayırt edemezsin? Senin böyle bir lüksün yok ki. Sen bunu görmek zorundasın. Sen bir gün kuzeyden esen, ertesi gün güneye dönen bir rüzgardan nasıl rahatsız olmazsın? Ya kısacası, yani kendisini idare eden, devletini, milletini temsil eden iradenin bu kadar kısa süredeki yalpalaması, bu kadar kısa süredeki zikzakları karşısında milletin bir demokratik tepki vermesi lazım. Ama millet bunu vermiyor. Asıl garip olan budur. Evet. 2011'in bence, 2011'in nedir? 2011'in en garip olayı bu kadar gelişmeler karşısında Türk milletinin, milletimizin sessiz kalışıdır. Bu gelişmeler karşısındaki anlaşılmaz teslimiyetidir.
cebi delinmiş, cepkeni delinmiş, sağlığı bitmiş. Buna rağmen suskun ve sessiz kalmasıdır. En büyük olay budur Murat. Cep ve cepken delindi dediniz. Şimdi hemen bir sonraki başlığa doğru geçebilmemiz için bir kapı açıyorsunuz. Bu vesileyle efendim yeni programınız hayırlı olsun. Hepimize. Hepimizin hayırlı olsun. Hepimizin. Yeni yılın efendimiz izleyicilerimiz hakkında, Türk milleti hakkında hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. İnşallah. Efendim ben müsaadeniz açılışta bir Noel ağacından bahsettiniz. Ben baktım biraz şimdi. Evet. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlıkta simgeler çok öne çıkar. Yani simge Hristiyanlık inancında çok önemlidir. Zaten filmlerini izlediğinizde efendim hayatlarına baktığınızda hep onların simgelerle konuştuklarını, simgelerle inançlarını ifade ettiklerini görürsünüz. Noel ağacı da bir simge olarak Batı alemi tarafından kabul edilmiştir. Efendim. Ve ağacın üçgen şeklinden tutun da dallarına asılanlar, asılanlar işte bu ağacın şekli, şemali hep inançlarını temsilen bu gündem ediliyor. Dolayısıyla Noel ağacının yılbaşında süslendiği şekilde efendim gündem edilmesinin bir Hristiyanlık inancı olduğunu bilmek lazım. Tabii biz güzel ifade ettiniz demin. Yeni yıl yeni bir umuttur. O gözle bakıyoruz yeni yıla. Yani Batı'nın kutladığı manada bir yeni yıl kutlamıyoruz biz. Batı bunu bir din bayramı olarak kutluyor. Evet. Biz ise yeni yıldır. Yeni yıl yeni umut demektir. Biz çünkü felsefe olarak gün doğmadan neler doğar felsefesiyle yetişmişiz. Aynı zamanda yeni yıl bir eskinin muhasebesidir. Yani eskiyi muhasebe etmek, oradan ders çıkartmak, yeniye daha güzel başlamak, hataları tekrar etmemek. O yüzden ben de buradan izleyicilerimize şunu yeni yıl ilk mesajı olarak, ilk efendim mesajımız olarak vermek istiyorum. Yeni bir yıla girdik. O halde şöyle geçmişe bakalım. Ne yanlışlar yaptım? Ben ne yanlış yaptım? Beni idare edenler ne yanlış yaptılar? Hangi yanlışlar yapıldı? Hangi doğrular yapıldı? Yanlışları tekrarlamamak, doğruları daha güzel yapmak konusunda dönüm noktası olsun diliyorum. Evet. Ve yeni yılın izleyicilerimizin kutluyorum, tebrik ediyorum. Peki efendim. Tekrar cep ve cepkene ben dönerek o kapıdan geçeceğim şimdi. Cep cepken dediğimiz zaman Türkiye'de ne yazık ki Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin de getirdiği sonuç itibariyle ortaya çıkacak belki karşılaşacağız. Ama diğer taraftan komşuda pişecek bize de düşecek. Avrupa ciddi bir krizle uğraşıyor. Ve bu kriz Avrupa Birliği'nin çatırdaması noktasına kadar geldi. Hatta neredeyse bir dönem hay Allah Avrupa Birliği'ne giremedik diyenler yahu ucuz atlatmışız, iyi ki girememişiz deme noktasına, girmemişiz noktasına geldiler. Bu kriz nereye doğru gider? Bu komşuda pişen aşın bize etkisi ne ölçüde olur? Emre Bey yine sizden başlayalım. Evet, aslında nedense bu programda konu her ne kadar değişse de verdiği ana mesaj ısrarla devlet adamlığı basireti, firaset noktasına kendiliğinden geliveriyor. Şimdi bunu sorunca aklıma başka bir örnek geldi. Hatırlarsanız Başbakan Erdoğan'la o dönemin Dışişleri Bakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Papa Innocent heykelinin altında bir imza sahneleri vardı. Orada Avrupa Birliği'ne işte hani girişle ilgili prosedürel bir imza atıldı ama Avrupa açısından simgesel anlamı çok büyük olan bir imzaydı bu. Ve hemen akabinde Türkiye'de Avrupa Birliği bayramları ilan edildi. Hiç unutmuyorum, Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı, işte otobüsler, balonlar, süslemeler, Avrupa Birliği bayramı ilan edildi adeta. Türkiye'de bir Avrupa Birliği rüzgarının estirildiği bir süreçti o. Bir o sahneyi aklınıza tutun. Bir de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere dönüşü uçakta söylediği, Avrupa için kullandığı zavallılar ifadesini düşünün. Şimdi burada biz hepimiz, daha doğrusu hepimiz derken yandaş medya, Abdullah Gül'ün bu ifadesini işte zavallı Avrupa, zavallı Avrupa diye verdi ama asıl odağı kaybederek
Bakın burada asıl sorgulanması gereken şu. Bir vatandaş olarak yine soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, 3 yıl sonra zavallı diye hitap edeceğiniz bir birliğe neden bizim 8-10 yılımızı heba ettiniz? Sayın Polat, arada 3 yıl var hiç olmazsa. Demin bir hafta değil vardı. Bir hafta vardı. Neyse. O kadar düştü ki değil mi? Neyse ki. Evet. Şimdi bakın, bugün aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası bu dediğimiz cümlede özetlenen ve tırnak içinde hani zavallı olan acaba Avrupa mı yoksa bizim 8-10 yıldır hapsedildiğimiz bu süreç mi? Bunu sorgulamak gerekiyor. Ve Avrupa ile ilgili bugün gelinen nokta şudur. Avrupa Birliği çökmüştür. Her ne kadar fiziksel anlamda bir birlik var gibi gözükse de artık Fransa ve Almanya Cumhurbaşkanlarının birliğin diğer üyelerine bakın sizi atarız birlikten. Siz şöyle ülke oldunuz. Artık yani Avrupa'nın tam manasıyla birbirine girdiği, aslında birlik diye bir şeyin kalmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bunu söylerken de hani bir taraftan dedik ya, devlet adamlığı, şöyle basiret, şöyle firaset gerektirir. Ve nedense hemen bir anda 10 yıl öncesine gidip Profesör Haydar Başbey'in Avrupa Birliği ile ilgili sarf ettiği cümleler hatırımıza geliyor. O dönemde hani insanların Avrupa Birliği'ne toz kondurmadığı bir hayal olarak gördüğü bir süreçte Avrupa Birliği çöküşe mahkumdur dedi. Özellikle Euro'ya geçtikten sonra bu ifadeyi üstüne basa basa vurguladı. Bunu 2007 yılında Avrupa'da yapılan Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde de ifade etti. Orada Avrupalı ilim adamları, iktisatçılar büyük bir şaşkınlıkla bu ifadeyi karşılamışlardı. Ama bugün taşların yerine oturduğunu ve Avrupa Birliği'nin çöktüğünü görüyoruz. Ve Haydar Başbey'in bir ifadesi de para basma hakkı olmayan ülke bağımsız bir ülke değildir ifadesini kullanmıştır. Bugün İngiliz Başbakan da aynı şeyi söylüyor. Avrupalı diğer ülke liderleri de. Bakın, Yunanistan battı. İtalya'da hükümet değişti. Battı. Milyar euroluk borç duruyor. İspanya'nın durumu farklı değil. Yani özetle aslında Avrupa'ya baktığımızda Fransa ve Almanya'nın dışında, ki onlar da ciddi olarak ekonomiler etkilendi, ayakta durabilecek ülke yok. Şimdi bunu söylerken biz tabii hep soruyorsunuz ya, bize etkileri nasıl olacak? Bize etkisi şu olacak. Bakın, biz Türkiye'de Avrupa Birliği Bakanlığı adı altında bir bakanlık ve bir bakan var. Ciddi de bir bütçesi bulunuyor. Ve şu anda başta o bakan olmak üzere Avrupa Birliği'ni eleştiriyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin bu halinden zevk alıyorlar. Ama burada inanılmaz bir çelişki var. Yani siz yıllardır insanları Avrupa Birliği hayaliyle bir noktaya taşıdınız. Bu süreçten ızdırap çekmeniz gerekiyor. Ama biz buradaki öyle bir mantık var ki Murat Bey, bunu gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Belki yine bir başlık olarak bunu siz ifade edeceksiniz ama bu Fransa ile yaşadığımız süreçte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir ifadesi var. Gerçekten büyük bir şaşkınlıkla dinledim. Yani Avrupa'nın değerlerine Avrupa'dan daha fazla sahip çıkan. Evet. Yani şöyle diyor aslında, mealen söylüyorum. Aslında Avrupa değerleri böyle değil. Siz bunu yanlış yapıyorsunuz. Siz yanlış yapsanız da biz o değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz sizin değerlerinize sizden fazla sahip çıkmaya gönüllüyüz. Sizi de sahip çıkmaya davet ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bakın bir kimlik problemidir. Bir kimlik bunalımıdır. Bizim... Peki, çok özür dilerim. Peki neticede cari açığımız en son 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Çığ gibi büyüyor. Bir lale devri görüntüde yaşar pozisyondayız ama bu bir yerden patlayacak. Böyle bir durumda Türkiye'nin ekonomisi böyle bir yalancı baharı yaşarken ister istemez global ekonomide biz de bu çarkın içerisindeyiz. Bunun kuşkusuz bize bir faturası olacak. Bu krizlerin, Avrupa'daki krizlerin önümüzdeki dönemde. Bakın zaten biz o faturayı yaşamaya başladık. Yani şu an vatandaş düzeyinde o sıkıntılar yaşanıyor. Fakat yani burada istatistik anlamında açıklanan rakamlar manasında
hani kağıt üstünde bir şeyler yapıldığı için ki bu da Avrupa Birliği'nden mülhem bir anlayıştır. Ki Avrupa Birliği zaten o kağıt üstünde yapılan rakamlarla bir noktaya varılsaydı bugün batmaktan kurtarabilirdi kendini. Türkiye bugün izlenen yol itibariyle aslında demin ifade etmeye çalıştığım şey bu. Eğer sizin kendinize ait bir değeriniz yoksa, kendinize ait. Bu milletin var. Tarihinin de var. Milletin potansiyelinde o değerleri var. Ama sizin böyle bir değeriniz yoksa, sizin alternatif bir çözüm modeliniz, projeniz yoksa, o değerler batsa bile, çukurun dibine gömülse bile, siz onunla beraber gömülüp onu savunmaya devam edersiniz. İşte burada Türkiye'de maalesef hükümetin ekonomide yaşadığı budur. Yani kendine ait bir çözüm modeli olmadığı için, o sistemin dışında bir şey üretemediği için sistemle beraber çökmeye mahkumdur. Bunu biz biliyoruz. Şu an o ekonomik krizi yaşamaya başlayan vatandaş biliyor. Ama bence bilip de bir şey yapamayan bir hükümet söz konusu. Yani burada cari açık dediğiniz bir ülkenin ekonomik gösterge anlamında hani batıp batmadığının, işlerin iyi gidip gitmediğinin en bariz göstergesidir. Yani şudur özetle. Yani bir ülkeyi sonuçta bir müessese olarak düşünün, ticari müessese. Almıştır, vermiştir. Değil mi? Arada eğer para varsa kâr etmiştir. Para yok, mevcut sermayeden yemişse zarar etmiştir. Cari açık budur. Bu ülke zarar ediyor. Bundan ötesi yok. Ama bütün bunlara rağmen yapılan açıklamaları gerçekten hayretle dinliyorum. İşte Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar Türkiye patlama yapacak. En iyi büyümeyi sağlayacağız. Şu an 2012'ye girdik. Bunları görmek için hani yıllarca beklemeye gerek yok. Evet. Bunu söylerken belki de insanın hani nefsine hoş gelen bir şey vardır. Ben demiştim. İşte burada ben demiştim inşallah demek zorunda kalmayız. O zaman acıtacak çünkü. Yani ben demiştim acıtacak. Peki Sayın Kepekçi şimdi aslında çok birbirine bağlantılı konular. Yani bir yandan Orta Doğu'da birileri size bir şey söylüyor yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ama yine aynı Orta Doğu'da bizatihi o bölgeyi ilgilendiren ve işin içerisinde senaryonun içerisinde sizin adınızın da öncelikle dile getirilen bir konuda bir toplantıda mesela siz Türkiye olarak masada yoksunuz. Evet. Sizi davet etmiyorlar. Ve Türkiye'ye yeri geldiğinde bölgede bu kadar rol düşerken diğer taraftan da Fransız parlamentosu 50 kişilik bir grupla sizin aleyhinize bir yasayı rahatlıkla çıkarabiliyor. Şimdi Almanya ve Fransa dedik ama Fransa da aslında belki ekonomik yönden ehvenişer görünüyor ama siyaseten de çok ciddi oradaki yönetim sıkıntı içerisinde ve o kadar sıkıntıdaki oradaki Ermeni tribünlerine oynamaya başladı ve böyle bir sözde soykırımı inkar edene ceza uygulaması getirmeye hevesli bir yasayı oyladı. İşin içerisinde tamam senato kısmı var. O anda belki oylamaya katılmadılar ama sonrasında karşıt sesler yükselmeye başladı ama böyle bir model var. Yani Türkiye sıfır sorun diye yola çıkıyor. Bölgede güçlü devlet olma iddiasıyla yola çıkıyor. Ama bırakın güçlü devlet olduğunu, hesaba alınmayan her fırsatta tokat vurulmaya hazır ve kendisini bizatihi ilgilendiren konularda bile akla gelmeyen bir ülke olmaya doğru gidiyor. Evet. Sıfır sorun dediniz de hatırıma geldi. Aslında sıfır sorun değil. Sıfırla çarpılmış bir Türkiye maalesef oluşturuldu. Çok acıdır ama gerçektir. Bakın bu Fransa'nın kabul ettiği Ermeni yasa tasarısı artı ilgili maddeleri başlı başına bir cinayet. Şimdi bu cinayete gelmeden önce etrafını şöyle bir dolaşalım. Sayın Cumhurbaşkanı bu olay gündeme gelince tabii meslektaşı Fransız Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Hı hı. Bir arıyor, iki arıyor, üç arıyor. Telefonda çıkan yok. Telefonda dönen yok. Bakın bu çok önemlidir. Fransa diyelim hani en iyimser şekilde düşünelim. Ülkesindeki Ermeni lobisini ikna etmek için bu hareketi yapan Fransa güya efendim bu kadar yakın olduğu, bu kadar ticari ilişkilerin olduğu bir ülkenin cumhurbaşkanının telefonuna çıkmama cesareti gösteriyor. Demek ki
Türkiye'yi sıfırla çarpıyor, sıfır yerine koyuyor. Bu çok acı bir olaydır. İşte hükümet bizi bu noktaya getirmiştir bakın. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum affınıza sığınarak. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türk Büyükelçisi'nin koltukta daha aşağı seviyede oturmasından çok çok daha ağır bir fotoğrafla karşı karşıyayız ama orada çıkan ses burada çıkmadı nedense. Ya orada da ses çıktı ama ya sadece ses çıktı yani. Yani. Sadece ses çıkıyor. Davul da ses çıkıyor. İşte o yüzden diplomasi de buna çok dikkat ediliyor. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yazdığı makaleleri var Yeni Mesaj Gazetesi'nde. Hı hı. Mutlaka okunması lazım. Hı hı. Hı. Bu konuda çok enteresan tespitte bulunuyor. Diyor ki eğer Türkiye zamanında bakın bu olay yeni değil. 20 devlet parlamentosunda sözde Ermeni soykırım tasarısı kabul edilmiş. Yani, evet. Yani Türklerin sözde Ermenileri soykırıma tabi tuttukları kabul edilmiş vaziyette. Şimdi artık dalga dalga yayılan bir süreç var. O süreçte şu, diyor ki adam eğer benim ülkemde sen dersen ki hayır efendim Ermeni soykırımı yoktur, ben seni hapse atarım diyor. Ya bu ülkeler demokrat ülkeler bakın. Ya nasıl demokrasi anlayışı bu? Demokrasi anlayışında kabuller vardı. İnsanlar fikirlerini çok özgürce ifade ederler. Evet. Kendi savlarını, kendi iddialarını ortaya koyarlar. Demokrasinin gereği de budur. İlmin gereği de budur. Bilimin gereği de budur. Etik anlayışın gereği de budur. İnsanlığın gereği budur. Herkes kanaatini ortaya koyar, iddialarını ortaya koyar, kaynaklarını ortaya koyar. Güya efendim gelişmiş demokrasinin beşiği olan insan haklarının güya zirve noktada yaşandığı iddia edilen ülkelerde adam diyor ki dediğim dedik, çaldığım dedik kardeşim diyor. Eğer sen benim inandığım gibi inanmazsan senin paranı alırım, seni hapse atarım diyor. Evet. Böyle bir olay. Bir de olayın bu yönüyle bakmak lazım. Bir başka açıdan bakalım. Şimdi Fransa dediğimiz bir ülke Almanya ile beraber Avrupa Birliği'nin bunlar temel taşları. Avrupa Birliği dediğiniz nedir? Almanya'dır, Fransa'dır. Esasında budur. Yani sen bütün politikanı, iç politikanı, dış politikanı, ekonomini, devlet politikanı ama her şeyini uyarladığın Avrupa Birliği'nin sahiplerinin sana bakışı bu, sana uygulaması bu. Peki, şimdi fizikte bir etki tepki kanunu vardır. Evet. Mesela ben sandalyeyi itersem sandalye de beni iter. Hı hı. Etki budur. Şimdi bir güce karşı bir güç uygulaması vardır. Bu fizikte böyle olduğu gibi sosyal hayatta da böyledir. Fransa sana bir manevra yapıyor. Senin karşı manevran ne? Tokatı şakır suratına diğeri çeviriyor. Bunu da vurur musun diyor. Kardeşim sen kendi adına bunu yapabilirsin. Ama devlet adına bunu yapamazsın. Sana millet bu hakkı vermez. Bu hak için seni başa getirmedi ya. Olmaz böyle bir şey. Ben senin onurun seni ilgilendirir. Ama sen beni temsil ediyorsan ben buna müsaade etmiyorum. Buna müsaade etmem. Bu millet buna müsaade etmez. Bu millet onurlu bir millettir. Ne diyor Haydar Hocam makalesinde? Diyor ki ey Türkiye diyor, ey bürokrasi. Zamanında niye sen bunu yapmadın? Biz inanıyoruz ki bir soykırım yoktur. Bizim kültürümüz, bizim geleneğimiz, bizim inancımız buna müsaade etmez. Haksız yere adam öldüremesin ya. Bırak adam öldürmeyi, haksız yere karıncayı incitemesin. Bizim inancımız bu. Peki ne oldu? Zamanında yaşananlar bir mukateledir. Ne demek mukatele? Karşılıklı bir çatışmadır. Düşük yoğunluklu bir savaş olmuştur. Çatışma olmuştur. Devletin kollaması esnasında devletin Ermeni halkı koruması, güvenlik altına alması için yaptığı hicret olayında, göç olayında bazı insanlar ortam koşullarının, iklim koşullarından, o dönemin sosyal koşullarının, ekonomik koşullarından dolayı maalesef kaybedilmiştir. Olay budur. Ben Türkiye'yi dolaşmış bir insanım. Siz de görmüşsünüz. Van'da gidin bakın. Van'da efendim toplu olarak katledilen Türkleri göreceksiniz. Van'da Ermeniler tarafından katledilmiş insanların kemikleriyle karşılaşacaksınız. Canlı şahitlerini dinleyeceksiniz.
Bak biz demiyoruz. Biz Ermeniler Türkleri katletti demiyoruz. Dikkat edin. Niye? İnsaflı konuşuyoruz. Mukatare. Karşılıklı boğulmuştur. O dönemin olmuştur. Koşulları içerisinde olmuş, meydana gelen olmuştur. İstenmeyen hadiseler. Ne olmuş? Karşılıklı olmuştur. Ama bir soykırım söz konusu olmamıştır. Çünkü Osmanlı Ermenilere efendim tebaayı sadıka derlerdi. Sadık teba. Yani Türkler kendilerinden ayrı düşünmezler Ermenileri. O günün koşullarını oraya girmeyeceğim. O bahsi diğerdir. Kısacası burada Ermeniler kullanılarak Ermeniler üzerinden Batı bir şey yapmak istiyor. Nedir o? Bakın Murat Bey, bu Şark projesini gerçekleştirmektir. Nedir Şark projesi? Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya, Anadolu topraklarına, Avrupa'ya gelişinden sonra Avrupalı bundan rahatsız oldu. Dedi ki Türkler geldikleri gibi gidecekler. Orta Asya'ya gidecekler. Buna Şark projesi dediler. Adamlar devlet politikası bu. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapacaklar? Bunu şöyle yapıyor. 4T diye bir projeleri var. Nedir efendim? 4T. 4T. Diyor ki bir, önce diyor biz tanıyacağız. Ermeni soykırım var diyeceğiz. İki, bunu dünyaya tanıtacağız diyor. Üç diyor, topraklarımızı geri alacağız diyor. Dört yetmez diyor. Toprak almak da yetmez. Bu kadar sene topraklarımızı işgal etti bu Türkler diyor. Bir de tazminat alacağız diyor. Tazminat. Hı hı. Şark projesi işte. Hı hı. Seni buradan söküp atacak. Attığı yetmez, bir de tazminat. Bunu nereden biliyorum? Benim bu anlattığım yorum değil. Kıbrıs'ta bunlar yaşandı Murat Bey. Hı hı. Kıbrıs'ta benim arkadaşlarım, dostlarım var. Gittiğimde, ziyaret ettiğimde, İngiltere geldiğinde Kıbrıs'a, biliyorsun uzun yüzyıllar Kıbrıs bizim elimizdeki topraklardı. Geldiler bu adamlar efendim, İngilizler. Efendim siz dediler, Rumların toprağını aldınız, kullandınız. Ne olacak peki? Tuttular, Türklerin elinden o çiftlikler, topraklar aldılar. Yetmezmiş gibi o çiftlik sahibinin, ırgatının, Rum'un bu hakkı dediler. Sen bunun hakkını almıştın. Bu kadar yıl kullandın. Buna da tazminat vereceksin dediler. Adam tazminat cezasına tabi tuttular. Hem toprağını aldılar hem para cezasından da tabi tuttular. Bu Kıbrıs'ta uygulanan örnek Türkiye'de uygulanacak. Yani şart projesi. Adam yani Batı proje yaparken 10 yıllık yapmıyor, 100 yıllık yapmıyor. Adam 300-500 yıllık siyaset uyguluyor. Bakın navigatör var. Batı'nı bulduk. Bir navigasyon sistemleri malumunuz. Arabalarımıza takıyoruz. Nedir navigasyon sisteminin özelliği? Mesela bir hedef belirtiyorsunuz. Bir caddede gidiyorsunuz. Navigasyon size yol tarif ediyor. Farklı bir yere girdiniz. Hemen navigasyon yeni hedef belirliyor. Evet. Farklı yere girdiniz. Hemen yani B planı, C planı. Tabii. Güncelliyor. Yani Batı bunu yapıyor Murat Bey. Batı diyor ki ben diyor hedefim Şark projesi. A planı var. B planı var. C planı var. A, B, C, D, E var ama hepsinin ortak kesişme noktası hedefleri. Gelelim bize. Programın başında konuştuk. Sayın Başbakanımız bile, icran başı bile günler içerisinde devletin dost ve düşman kavramlarını değiştiriyor. Libya nasıl NATO uçakları gelir diyor, kendisi vurmaya bizzat askeri olarak destek veriyor. Suriye benim dostum, kardeşim, arkadaşım diyor. Vizeyi kaldırıyor. Arasından hafta geçmeden savaş ilan etme noktasına geliyor. Farkımız bu, bakın. Peki efendim, şimdi dış politika dediğimiz zaman, biraz önce siz dediniz Ermeniler üzerinden bir takım politikalar o dönemde uygulamaya kondu diye. Dış politika dediğimiz zaman ülkelerin birbirleri üzerinde hep bir takım unsurları kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle bizim coğrafyamızda bu son derece net. PKK örneği bir kere bunun başında geliyor. Çok talihsiz bir olay yaşadık. Yılın son günlerinde Uludere'de 35 vatandaşımızı kaybettik. Gerçekten talihsiz bir hadiseydi. Tabii bu hadiseyi mütalaa ederken daha bununla ilgili çok konuşulacak, kuşkusuz çok konuşulacak. İşin detayları ortaya çıkacak. Siz bugün özellikle bu konuyu da önceki gün dün işlediniz. Dolayısıyla bu konuda da fikrinizi almak istiyorum. Şimdi bir yanda PKK'nın faaliyetleriyle ilgili müttefiklerimizden istihbarat alıyoruz. Ama nasıl oluyorsa
mesela 2007 yılında Dağlıca'da 12 şehit veriyoruz. 3 koldan yüzlerce insan saldırıyor. 36 saat süren bir çatışma neticesinde 12 evladımızı kaybediyoruz. 2008'de Aktütün'de yine büyük bir saldırıyla karşılaşıyoruz. 17 şehit veriyoruz. Öğlen saatlerinde başlıyor. Gece yarısına kadar sürüyor. Şimdi vaktiyle Kaddafi çadırında vuracak kadar navigasyon dediniz. Oradan da aklıma geliyor. Bu kadar teknik donanıma sahip olan sevgili müttefikimiz bunları hiç mi görmüyor? Biz bu kadar mı kendimizi, kendi güvenliğimizi, kendi namusumuzu teslim etmiş vaziyetteyiz de arkamıza yaslanmışız? Şimdi bütün bu örnekleri gördüğümüz zaman ister istemez insanın aklına başka soru işaretleri geliyor. Sayın Başbakan bugün diyor ki 10 gün önceden buna ilişkin bir istihbarat aldık. Nasıl yani? Şimdi bu ikisini bir araya getirdiğinizde başka bir Ali Cengiz oyunu mu var bu işin içerisinde diye sormadan da edemiyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar acı olaylar tabii. Türkiye'deki biraz daha geniş açıdan bakarsak bölgemizdeki bütün gelişmelere bakarken tesadüf kelimesini hiç gündem etmemek lazım. Ülkemizde, bölgemizde yaşanan bütün hadiseler bir projenin parçasıdır. Bir hareket diğer hareketi doğurmak, ortaya koymak için, bir olay diğer olayı beslemek için gündeme getirilmiştir. Bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Bakınız, o kadar konuşacak çok şeyler var ki başlı başlı gidecek olursak bu konuda. Şimdi biz Amerika ile beraber stratejik ortağız. Amerika'nın elinde ciddi işte istihbarat malzemeleri var. Efendim yok predatörler var, insansız uçakları var. Değişik istihbarat kaynakları var. Var da var. Peki bu kadar yıldan beri bakın işte AK Parti hükümeti neredeyse 10 sene oldu. 10 sene doldu. Ben şimdi soruyorum. 10 seneden beri sen stratejik ortaksın bu Amerika'yla. Avrupa'yla bu kadar dost ahbapsın. Peki 10 yılda terör nereden nereye geldi kardeşim? Bakkal hesabıyla, olaylara bakkal hesabıyla bakalım. Yani detaya dalmayalım. Detaya dalarsak yanılırız. Başlangıç ve sonuç noktalarına bakalım. 10 sene önceki terör neydi, bugün terör nedir? Bakıyoruz ki terör öyle bir noktaya gelmiş ki artık biz terörü devlet olarak muhatap almışız kendimize. Terör örgütünü, terör örgütünün başını muhatap almışız. İki, artık efendim son bütçe kapanış konuşmasında, hükümet adına konuşma yapan Arınç, bırakınız kimlikleri kabul etmeyi, bunların kültürel haklarını anayasada madde haline getireceğiz. Sadece Kürt değil diyor. Ne varsa Arap, Laz, Çerkez ne adımıza gelirse bunların haklarını biz vereceğiz. Anayasa madde haline getireceğiz diyor. Bakın 10 seneden nereden nereye gelmişiz? 10 sene içerisinde devlet olarak biz bölge halkıyla daha mı kaynaşmışız? Değil mi? Sosyal devlet politikasıyla beraber devlet babadır. Daha mı çok kucaklaşmışız? Yoksa ayrılma noktasına, kopma noktasına mı gelmişiz? Bunların örneklerini artırmak mümkün. 10 sene içerisinde bölge halkının ekonomik girdisi, hayat kalitesi standartları ne noktaya gelmiştir? Baktığımızda maalesef hala bölge insanı efendim o sınırdan getirdiği bir sigaraya, bir mazota muhtaç haldedir. Hala Güneydoğu insanının iş problemi vardır, aş problemi vardır, huzur arayışı vardır. Kısacası 10 sene içerisinde hükümet maalesef bir adım atamadığı gibi hep geriye gitmiştir. Yani demek ki bizim stratejik ortak dediğimiz, istihbarat aldığımız, koca koca cümleler ettiğimiz o dostlarımız dost değil. O istihbaratlar istihbarat değil. O halde burada yapılması devlet kurumlarının yapması gereken. Öncelikle dost ve düşman kavramlarını yerli yerine oturtmaktır. Kim benim dostum? Bakın dış politikada dost düşman kavramları yoktur. Evet. Dış politikada menfaat kavramı vardır. Menfaatler vardır. Ulusal çıkarlar vardır. Dolayısıyla bir kere şunun adını net koyabiliriz. Hükümetin dost kabul ettiği, stratejik ortak kabul ettiği devletler bizim menfaatimize çalışmıyor. Önce bunun adını koymak lazım. Ve tutuyor bizim hükümetimiz bu bizim menfaatimize, bizim faydamıza çalışmayan insanlar adına bizim dost olabileceğimiz,
Yüzyıllardan beri savaş yapmadığımız komşularımızla karşı karşıya gelme noktasına geliyoruz. İşte İran olayı. Amerika istedi diye tuttuk Malatya'ya, evet. Bir füze kalkanı, radar kurduk. Rusya ile aramız açıldı, İran ile aramız açıldı, devletlerle aramız açıldı. Kardeşim sen bunu ne adına yapıyorsun? Bunu İsrail adına yapıyor. Kim İsrail? Güya sözde karşı çıktı. Milletin karşısında poz kestiği. İsrail adına bunu yapıyor. Yani her şey karman çorman olmuş. Bu olaylar mesela 35 tane bizim insanımız rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin bu insanlar. Şöyle veya böyle. Bir ekmek parasının peşinde giden insanlar. O halde bu insanların niçin bu akıbete düşer oldu? Gelen istihbarat. Neden? Bakın bugün basına intikal eden haberler var. Efendim bu olay olduğu günden bugüne. İncirlik'ten havalanan predatörlerle bu istihbarat alınıyor. Kuzey Irak'taki serbest uçuş hakkına sahip olan bunlar. Yani buralardan istihbarat geliyor. Evet, çok net, evet, açık Amerikan, evet, istihbaratı, evet, bunlar. Evet. Ya kardeşim nasıl bir istihbarat ki seni halkınla karşı karşıya getiriyor? Bu masum insanların ölümüne sebep oluyor. Ve 10 gündür alınan bir istihbarat olarak da hükümetin yetkili ağzı bizzat başbakan tarafından altı çiziliyor. Bu nasıl bir şey? Ve çok enteresandır. Şunu da altını çizmek lazım. Önce bu gibi durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı saldırı olurdu. Şimdi artık Türk Silahlı Kuvvetleri ile hükümet bütünleştiği için dikkat ederseniz bu son saldırılarda, hı hı, Türk Silahlı, hı, Kuvvetleri'ne saldırı olmadı. Bütün, hı hı, yani hükümetin yaptığı yanlış, hı hı, olarak bu ifade edildi basın yayın tarafından da. Doğrudur. Nihat Genelkurmay hükümetle bağlantılı halde bu operasyonları gerçekleştiriyor. Hı hı. Hükümet burada ilk defa, bakın ilk defa hükümet bu icraatla beraber halkın gözünde çıplaklığıyla gerçek görüntüsü ortaya çıkmıştır. Yani burada kime bahane bulacaksın, he, çünkü? Burada ben şunu ifade, hı-hı, ediyorum. Bakın biz hükümetin yanlış yapmasını ister miyiz? Hayır, hükümetin yanlış yapmasını istemeyiz. Askerin yanlış yapmasını ister miyiz? Hayır, askerin, hı-hı, yanlış yapmasını istemeyiz. Halkın mağdur olmasını ister miyiz? Hayır, halkın da mağdur olmasını istemeyiz. O halde şimdi bu kurumların olayları sağlıklı bir zinde akılla, vicdanla değerlendirmesi lazım. Yani bağlantılarla değil de ne yapalım ki bu olay bir daha tekrar etmesin deyip istihbaratın gözden geçirmesi lazım. Efendim bağlantılı olduğu devletleri gözden geçirmesi lazım. Hı hı. Eğer bunu yaparsa efendim inşallah bir daha bu olaylar başımıza gelmez diyorum. Evet. Ama bu muhasebe yapılmazsa korkarım ki bu olayların arkası daha da gelecektir. Evet. Ve gene korkarım ki bakın bu olaydan sonra bölge halkı bir adım daha devletine karşı mesafe koymaktadır. Basına intikal eden haberler bu yöndedir. Tabii. Biz bunu istemeyiz. O halde çözüm ne olacak? Çözüm şudur bakın Murat Bey. Çözüm Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey'in yıllardan beri, bakın 80'li yıllardan beri Güneydoğu profilini çiziyor. Güneydoğu insanının beklentilerini ortaya koyuyor. Hı hı, hı. Güneydoğu'daki gerçek sorunları ortaya koyuyor. Bugün hükümetin cevap verdiği, çözümü adına adım attığı o açılım paketleri PKK terör örgütünün iddialarına verilen cevaplardır. Terör örgütünü rahatlatma adına, iddialarını gerçekleştirme adına atılan adımlardır. Dolayısıyla birine siz cevap veriyorsanız o sizden bir adım, heh, önde gidiyordur zaten. Oysa halkın beklentisi, evet, çok farklı. Halk, bakın ben aynı zamanda o bölgenin insanıyım. Hı-hı. Sürekli seyahatlere, hı-hı, gidiyorum, hı-hı, geliyorum. Bölge insanı fakr zaruret içerisinde. İş istiyor. Aş istiyor. Huzur istiyor. Devlet baba tarafından sıcak bir ilgi görmek istiyor. Hı-hı. O halde bunun çözümü, bakın teşhisi koyan da Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Çözüm getiren de Profesör Doktor Haydar Başbey'dir. Bir vatandaşlık maaşıyla. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koyduğu vatandaşlık maaşıyla Güneydoğu'daki terör problemi çözülür. Vatandaşlık problemi maaşını ortaya koyacaksınız. Devlet olarak baba olacaksınız. Baba. Haklıya hakkını, haksıza haddini bildireceksiniz. Devletin otoritesi sadece mesai saatlerde olmayacak. Evet, evet. Şimdi efendim önümüzdeki... Şunu şöyle bitireyim cümlemi. Devletin babalığı, otoritesi, müşfik hareketleri 24 saat geçerli olacak. Hı hı, hı hı. Bu milli devlet, sosyal devlet gerçekleştiği zaman bizim insanımız Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla güzel insanlardır. Binlerce yıldan beri beraber yaşadığımız, hı hı, ve beraber yaşayacağımız insanlardır diyorum ben.
Şimdi efendim tabii programlarımız inşallah devam ettikçe münhasıran bu konuları değerlendireceğiz ama bu program biraz daha birkaç başlığı sıkıştırmamız icap eden bir program. Bir yılı geride bırakmamız dolayısıyla. Şimdi Sayın Polat, bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçmişte sürekli eleştiriler yapılırdı. İşte askeri vesayetten söz edilirdi. Ama bugün bakıyoruz, eleştiri mekanizması, toplumdaki eleştiri mekanizması. Türkiye'de muhalefetin yetersizliğinden hep söz edildi. Muhalefet çok fazla etkili olamadı. Bugün için de ne kadar etkili olduğu tartışma götürür. Türk Silahlı Kuvvetleri bir şekilde balyoz soruşturmalarıyla vesairelerle farklı bir noktaya çekildi. Biraz önce Kepekçi Hocam'ın da altını çizdiği gibi silahlı kuvvetlerle hükümet biraz daha birbirine yaklaşmış durumda. Basın geniş kitlelere ulaşma anlamında büyük basın diyelim. Hükümetin aleyhinde çok fazla eleştiri yapamaz hale bir şekilde getirildi. Gerek bu basın şirketlerinin, örgütlerinin sahipleri bir yandan da iş adamı olduklarından bunları çevreleyen ekonomik koşullar, gerekse gazetecilerin haber yapması ve bir takım fikirlerini dile getirmesi üzerindeki ipotek, içeride onlarca gazeteci aylardır iddianameleri bile yazılmadan yatıyorlar. Ve diğer taraftan da bu ortamda bir anayasa hazırlanmaya çalışılıyor. Yani Türkiye iç siyaset açısından da baktığınızda 2012'ye pek de hoş girmiyor. Çok ciddi bir sivil vesayet. Neredeyse bir hafif bir faşizm kokusuyla giriyor. Bir takım şeyleri söylemenin ağır bedelleri olacağını hissettiren bir havayla giriyor yeni yıla. Tabii burada hani 2011'e de son günlerine damgasını vuracak açıklamayı, bütün bu başta ifade ettiğiniz olaylarla ilgili bir numaralı sorumlu bakan durumundaki İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yaptığı bir açıklama aslında damgasını vurup özetlemiş oldu. Yani tam birebir aktaramayacağım ama mealen İdris Naim Şahin şunları söyledi. Ressam resmine yansıtıyor görücülüğünü. İşte yazar makalesine, şarkıcı şair şiirine tarzında böyle gerçekten hani bu hükümetin özelde de bir iddiası var ya, biliyorsunuz 2010 yılındaki referandumda da ana omurgayı oturttuğu. Birileri işte, de yetmez ama evet dediler. Yetmez ama evet diyenlerin de bugün çok iyi sorgulaması gereken bir şey burada. Hani darbelerle hesaplaşma, değil mi? Darbe dönemi faşist anlayışla hesaplaşma ana omurgasını oturttuğu bir anlayış vardı. Yani bunların samimiyetten uzak, gerçekten içi boş olduğunda tek bir açıklamayla izahıdır aslında İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama. Burada bakın, işte siz bahsettiniz içeride olan gazeteciler. Bir kere biz Fransa'yı, hani Fransa'da çıkan olayı neden eleştiriyoruz bir tarafıyla da? Yani tarihle alakası olmayan bir şey. Bu doğru ama bir de yani siz hani özgürlükler diyarı olarak sunduğunuz Fransa hani ifade özgürlüğünü kısıtlıyor. Hani bunu söylersen şu kadar para cezası, şu kadar hapis cezası diyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de sonuçta ne olursa olsun gazeteci dediğiniz insanın bir mesleği vardır. Ve bu haber yazmaktır, konuşmaktır, değil mi? Toplumu aydınlatmaktır. Hani böyle bir misyonu var. Ama siz bugün yapılan tartışma o gazeteciler neden içeridedirden ziyade, ya işte sen sayıyı 72 verdin ama bu 52 idi. Hani özür kabahatinden beter bir izah. Şuna benziyor. Hani bir ilmi toplantıda bir ilim adamı konuşma yapıyor. Diyor ki işte 2 milyar yıl sonra güneş patlayacak ve dünya yok olacak. Ön sıralarda oturan bir ilim adamı da uyuklarken bir anda irkiliyor. Ne? 2 milyon mu dedin? Hayır diyor. 2 milyar. Ha, rahatladım diyor. Buna benziyor biraz da. Yani yok sayı 72 mi 62 mi önemli değil. Bir tane bile olsa hani bugünün Türkiye'sinde hiçbir gazetecinin içeride olmadı. Daha doğrusu
fikrini ifade ettiği için hiçbir insanın o ifade ettiği fikrinden dolayı cezalandırılmaması gerekiyor. Özellikle hükümetin dikensiz gül bahçesi oluşturmaya çalıştığı bir medyadan bahsediyoruz. Siz de ifade ettiniz bugün. Hani hangi medya grubu bağımsız olabiliyor? Bakın, muhalif olmaktan bahsetmiyorum. Bağımsız olabilmek. Hani bir haberi olduğu gibi vermek. Hani önceden bir olay olurdu. Yani 3-5 tane gazete aldığınızda hani gerçekten ne olmuşu görebilirdiniz. Şimdi olan olayı bile olduğu şekliyle vermek taraf olarak algılandığı için bunu vermekten endişe ediyorlar. Çok ciddi bakın, bir cesaret bakın, gerektiriyor. Gazetelere bakın, televizyonlara bakın. Hani gündeme dair bir şey bulma şansınız yok. Hatta yani, dahası yandaş diye tabir ettiğimiz medya içinde bile hakikaten yandaş olan bir takım isimler yeri gelip de hafif eleştirel bir tavır takındıkları zaman da hadleri bildiriliyor. İşte bakın, bu şunu getiriyor. Yani siz yani bu işte son yok Murat Bey. Hani önceki dönemleri mumla, hani önceden bir kısım medya vardı. Böyle bir tabir yerleşmişti. Evet, şimdi o bile yok. Evet. Yani şu anda bu dediğinizin sonu yok. Yani siz bir noktada tuttuğunuz zaman, yani güç ve iktidar hırsı öyle bir şey ki en ufak bir cümleye kendi içinizden bile tahammül edemeyecek noktaya gelirsiniz. Ben ifade ediyorum, 2011'de ifade ettim, 2010'da ifade ettim, 2012'de de ifade ediyorum. Şu ekranlarda yapılan, şu masada yapılan, hani muhalefetin herkesten çok, bu muhalefet herkesten çok Başbakan Erdoğan'ın ihtiyacı var. Doğru. Bunun farkında olmalı. Biz burada hani bir muhalefetse ya, biz burada doğruları ifade ediyoruz. Doğruların herkesten çok Başbakan Erdoğan'a faydası var. Libya'da yapılan hatayı, Mısır'da yapılan hatayı, Avrupa Birliği'nde yapılan hatayı söylemek zorundayız. Malatya Küreci'ye kurulan füze kalkanının Türkiye'ye oynanmış büyük bir tuzak olduğunu söylemeyecek miyiz? Hani gazetecilerin fikrinden dolayı yargılanmaması gerektiğini söylemeyecek miyiz? İfade ettiğiniz gibi medya patronları hani ticaretin o kadar içine girmiş ki, şimdi bir medya grubu patronu kalkıp da hani bir sürü firmayla maden arama işine girmiş. Evet. Şimdi o medya grubunun tarafsız haber yapmasını bekleyemezsiniz. Küçücük bir kanun hükmünde kararnameyle ciddi şekilde başını ağrıtmak mümkün çünkü. Gibi. Şimdi burada ve geliyoruz bu ortamda yeni anayasa çalışmalarına. Bakın, yani yeni anayasa çalışmalarının belki de hani 2012'ye girdiğimiz şu günlerde 2012'nin en önemli gündem maddesi olacaktır. Biraz daha hızlanacak. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı tartışması da var aynı zamanda. En son Abdullah Gül bile patladı, artık karar verin 5 mi 7 mi diye. Yani burada ciddi bir anayasa çalışmasıyla hani Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne inanılmaz bir darbe indirilmek isteniyor. Türkiye'nin federatif yapıya götürülme sürecidir anayasa çalışmaları. Bakın, bir açılım yapıyorsunuz, Kürt açılımı, doğru mu? Ve o açılım Habur'da patlıyor. Habur'daki o manzaralar milletimizin hafızalarının tazeliğini muhafaza ediyor. Hatırlatalım biz bir kez daha. Ve şu an terörün en kızgın olduğu bu dönemde kalkıp ikinci açılımdan bahsedebiliyorsanız burada ciddi bir sorun var demektir. Hani yine başa dönüyoruz. Hani siz eğer birileri tarafından yönlendiriliyorsanız, hani sizin ipiniz sizin elinizde değilse, o ip sizi nereye çekerse oraya gitmek durumunda kalırsınız. Bugün Türkiye'nin açılıma mı ihtiyacı var? Ha, Türkiye'nin şöyle bir açılıma ihtiyacı var. Ben demin müdahale edecektim, etmedim. Bana da sorarsınız diye düşündüm. Hı. Ben ifade etmiş olayım bu vesileyle. Ahmet Bey çok güzel ifade etti. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey baba devlet olgusu. Ve Uludere'deki elim hadiseden saatler sonra, bilinçli mi bilinçsiz mi bilemiyorum, tesadüf de olabilir, Genelkurmay bir gün önceki operasyon görüntülerini yayınladı. Orada
sığınaklarda yakalanan teröristlerle yapılan konuşmalar. Evet. Bakın onu dinlediğim anda, şimdi iki fotoğrafı yan yana koydum. Bir tarafta yan yana dizilmiş birçoğu da çocuk. 35 tane vatandaşın cenazesi. Bir tarafta da bir asker korkudan titreyen teröriste, oğlum neden korkuyorsun? Aynı toprakların, aynı coğrafyanın çocuğuyuz. Biz senin düşmanın değiliz. Ha, o asker bir samimiyetle bunu ifade ediyor. Ama ortada ciddi bir çelişki var. Yani siz baba devletin içini boşaltıp o babayı gaddar bir baba haline getirmişsiniz. Ceberrut bir baba. Ceberrut, elinde sopayla çocuklarını döven bir baba haline getirmişsiniz. İşte o yüzden oradaki terörist titriyor, korkuyor, güvenmiyor. Bu aslında Türkiye'nin temel problemi bu. Yıllardır, bakın, yıllardır bu ülkede devlet-millet çatışması ikame edilmeye çalışılmıyor mu? Ha, buradan duyuralım. Evet, başarılı oldunuz. Bugün oradaki insanların devlete zerre kadar inançları kalmadı. Zaten eğer başarılı olunmasaydı, olumsuz anlamda tırnak içinde kullanıyoruz yine, başarılı olunmasaydı terör bugün hala bu boyutlarda olmayacaktı. Olmazdı. Bakın, yani bugün dağa çıkan o insanlar, ben hani Ahmet Bey hatırlattı, teşekkür ediyorum. Haydar Başbey'in bir ifadesi var. Ya sonuçta dağa gençler çıkıyor. Şimdi o gencin dağa çıkmasını kim engeller ilk başta? Annesi babası. Eğer siz ona gerçekten baba devlet şefkatini göstermiş olsanız şunu der. Sen dağa çıkamazsın. Hani bizim her şeyimiz olan devletimize kurşun sıkamazsın. Ama oradaki anne baba bunu diyemiyor maalesef. Bunun temel sorumlusu da kim ne derse desin bizi bu hale getiren yöneticilerdir. Evet, bunun maalesef sorgulanması için, bakın, çok elin bir hadise ama bu olayın sorgulanması, bu temel felsefenin sorgulanması adına önemli bir vesile olur temennisiyle. En azından 2012 temennimi bu şekilde ifade edeyim. İnşallah devlet-millet kaynaşmasına vesile olur. Başta başbakanımız, hükümet olmak üzere buradan gerekli dersleri çıkarır. Burada bir şeyleri savunmak, ben yine bugün, yani önceki gün yaptığı açıklamaya bakıyorum Murat Bey. Hani olayı savunurken bile bir tarafları yıkarak bu yöntemden Başbakan Erdoğan'ın vazgeçmesi gerekiyor. Peki. Ortada ciddi bir sorun var. Bu sorun Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiriyor ve ilk olarak da Başbakan Erdoğan'ın inanması gerekiyor. Peki Sayın Polat. Efendim siz de programa başladık. Sayın Kepekçi ile noktalayalım. Türkiye'nin 2012'ye girişi, siyasi atmosferi anlamında sizin söyleyeceklerinizle dinleyelim. Efendim 2012 senesi daha yüksek gerilimde geçecek görülüyor. Çünkü hükümet dolu dizgin bu açılım paketlerini devam ettiriyor. Gelinen noktada Batı daha fazla bastırıyor. Ekonomik kriz dalgası Avrupa'yı sarmış vaziyette, Amerika'yı sarmış vaziyette, cari açık işte ülkemizde efendime söyleyeyim tarihinin en yüksek noktasına gelmiş vaziyette. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel tehlike olarak karşımıza duruyor. Program başında bir ifade ettiğiniz oldu. Lale devri diye. Ben onun altını çiziyorum. Lale devri neydi Murat Bey? Lale devri yöneticilerin zevk-i sefa içerisinde yaşadığı dönemde halkın ciddi bir fakr-ı zarret içerisinde yaşamasıydı. Ne zaman bitti bu lale devri? Patron Halil isyanıyla bitti. O münasebette hiçbir sosyal hadise efendim karşılıksız kalmaz. Sosyal hadiseler aynen fizik gibidir. Fizik kurallar gibidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Halka fazla bastırmaya gelmez. O münasebette baraj kapaklarının açılmaması için bundan herkes zarar görür. Bir an önce milli ekonomi modelinin uygulanması lazım. Sosyal devlet, milli devlet projelerinin uygulanması lazım. Bakın Profesör Doktor Haydar Başbey bunların kitabını yazdı. Bunlarla ilgili tam 7 defa uluslararası çapta kongreler düzenlendi. Dünyanın dört bir tarafından yüzü aşkın devletten bilim adamları, siyaset adamları geldi. Ve bu insanlar kendi ülkelerine peyderpey bu modeli uygulamaya başladılar. Ben tekrar halkımıza ifade ediyorum.
Halkımız ciddi bir arayış içerisinde. Ya kardeşim işte arayışının cevabı var olan insanlar değil. Niçin var olan insanlar değil? Ben insanların şahsiyetiyle ilgim yok. Bunların elinde çözüm paketi yok. Bu ilgililerin, şu an görülenlerin, adı duyulanların uyguladıkları model Batı'nın modeli. Amerika'nın uyguladığı, Avrupa'nın uyguladığı model. Zaten bu adamlar iflas etti. Avrupa battı ya, bir kriz dalgası vurdu onları. Daha bitemeden ikinci kriz dalgası vurdu. Şimdi onu halledemeden üçüncü kriz dalgası vuracak. İtalya'nın halini görüyoruz, Yunanistan'ın halini görüyoruz, İspanya'nın halini görüyoruz. Bütün Fransa'nın bile puanını kesti şeyler, kredi kuruluşları. Amerika'nın hali ortada, işte Wall Street gençlerin eylemleri ortada. Evet, evet. Onun altını çizmek lazım. O gençlerin taşıdığı bir efendim bir döviz var, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Diyor ki o gençler, aynı zamanda Wall Street'teki gençlik hareketinin simgesi oldu, simge cümlesi. Biz diyor biz 99'uz evet, diyor. Evet, evet. 99 evet. Biziz diyor. Evet. 99 biziz. Ne demek istiyor 99 biziz? Ya biz 99 kişiyiz demiyor. Tabii ki. Diyor ki toplumun biz evet sayıca azız çoğuz. Ama %99 olan insanın çilesini temsil ediyoruz. Temsil ediyoruz. Dolayısıyla Amerika bir noktaya kadar bunu bastırabilir. Ama bir bahar da Amerika'da yaşanır. Avrupa'nın hani ben biliyorum. Fransa'daki gördüklerim, Almanya'daki gördüklerim biliyorum. Fransa'daki o gasp olayları, Fransa'daki hırsızlık olayları, almış başını gitmiş insanların o kadar endişeli yaşıyorlar ki hayret eder. Fransa'da her sokakta neredeyse bir evsiz var. Batı'nın kaderi bu. Amerika'da %12 evsiz var. %12 evsiz. Köprü altlarında yaşayan insanlar var. Almanya'da artık çöp dağlarından geçilmiyor. Artık Almanya'nın, Batı'nın o kadar övündüğü bir sağlık politikası vardır. Ambulans sistemi vardır. İşte hasta oldu, ambulans uçak geldi, Türkiye'den aldı götürdü. Yok öyle bir şey artık. Telefon açıyorlar, ambulans yok. Sürekli sosyal devlet kan kaybediyor. Sürekli kan kaybediyor. Ondan sonra Avrupa kan kaybederken, Fransa kan kaybederken, Amerika kan kaybederken sen geleceksin onların modellerini buraya uygulamaya çalışacaksın ve onların batan birliklerine üye olmaya gayret edeceksin. Ali Babacan'ın, Sayın Bakan'ın enteresan ifadesi oldu. Ya dedi, kim dedi çöken kulübe üye olmak ister dedi. Kim çöken birliğe üye olmak ister? Bunu dedi. Aradan bir hafta geçti geçmedi hemen dedik ya biz Avrupa Birliği'nden vazgeçmeyiz. He, demek birileri kulağını çekti. Birini kulağını çekti. Evet, kulağını çekti. Evet, kısacası evet. Aslında arkadaşlar da görüyorlar. Bak ben buradan sesleniyorum. Hükümet mensuplarına da sesleniyorum. Onlar da görüyor aslında. Ya kardeşim inada gerek yok. Herkes yanlış yapabilir. Erdem o ki yanlıştan dönmesini bile. Aksi halde tarih affetmez. Hepimizin ömrü sınırlı, sayılı bir işte nefes sayımız var. Efendim Allah hayırlı ömürler, hayırlı ölümler, hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip eylesin cümlemize. Kimse bu dünyaya direkt kalmamış. Ama biz öldükten sonra iş bitmiyor. Bir tarafta ahiret boyutu var, bir tarafta da tarih boyutu var. Tarih yazıyor. Tarih o günün işte sihir, ses, renk, menfaat, o sihir perde oluşturuyor ya, o perdeyle insanların gözünü karartıyorlar. Zaman geçince o perdeler kalkıyor. Gerçek bütün çıplaklığı ortaya çıkıyor. O zaman ya senin yaptığın yanlışlar karşısında sen hiç mi ruhun sızlamayacak? Senin hiç mi ecdatlarının yaşadığı hal seni üzmeyecek? Bunları düşünmemiz lazım. Bir üçüncü boyut daha var. Hiç mi senin evlatların dönüp de geriye ya bize bunu mu bıraktın demeyecek. O münasebetle yani doğru bellidir, yanlış bellidir. Her şey açık ve net ortadadır. O yüzden yanlıştan dönmesini bilmek lazım diyorum. Peki efendim. Bunu son söz kabul edelim ve 2012'nin yine öncelikle sağlık, huzur, ülkemiz için güzellikler getirmesini dileyelim. Sayın Ahmet Hamdi Kepekçi, Sayın Emre Polat çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar gündem içerisinden tespit edeceğimiz başka konularla buluşmak üzere diyoruz. Efendim hoşça kalın, iyi geceler diliyoruz.